Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ı Türkiye dev projelerle tanıyor. Şimdi bu projelerden ikisinde son durumu getireceğiz ekranlarınıza. Son tabliyesi 21 Nisan'da montajlanan Osman Gazi Köprüsü'nde Hakan Süer bizi bekliyor. Ancak önce 3. Havalimanı şantiyesine gidelim. O noktada da A Haber muhabiri Pınar Özenç var. Sözü Pınar'a ve konuğuna bırakalım. Hilal Özdemir, İstanbul Yeni Havalimanı'nın temeli 7 Haziran 2014'te atıldı. 2 yıldır burada hummalı bir çalışma var. İstanbul Yeni Havalimanı 4 etapta tamamlanacak. İlk etabı 2 Şubat 2018'de hizmete açılacak 90 milyon yolcu kapasitesiyle. İlk etapta bir ana terminal binası ve 2 pisti olacak. Biz şu anda ana terminal binasındayız. Bu içindeyiz ana terminal binasının. Burada bir örnekleme, modelleme çalışması yapıldı. Bu imitasyon çalışmayla birlikte artık havalimanı olgusunun daha da somutlaştığını görmek mümkün. Yanında İstanbul Yeni Havalimanı CEO'su Yusuf Akçayoğlu var. Detaylı bilgileri ondan alacağız. İstanbul Yeni Havalimanı ana terminal binası içindeyiz dedik. Burası nasıl bir yer olacak? Öncelikle hoş geldiniz. Burası şu anda gidiş katı. Gidiş katındayız. Geçen sene bugünlerde buranın betonunu döktük ve bugün itibariyle de hemen hemen 12 ay sonra bitmiş halini yarattık. Burası bir modül tabii. Daha çok burada ne malzeme kullanacağımızı, nasıl bir yaklaşım göstereceğimizi, mimari anlamda vesaire, malzeme seçimi anlamında bir deneme alanı olarak kullanıyoruz. Evet. Şimdi burada bir kafe gibi bir mekan var gözlemlediğim kadarıyla. Yürüme bantlarının olduğunu gözlemliyoruz. Evet, doğru. Diğer tarafta bir kapısı var değil mi? Evet, burası gidiş katı olacak. Burada körüğümüz olacak. Yani yolcunun business class, economy class olmak üzere iki ayrı yerden uçağa intikalini sağlayacak köprü oluyor burası. Orası da yolcuların bekleme yeri olacak. Toplu seatinglerin olduğu. Burası da normal kafe alanları vesaire. Tabii bu dediğim gibi küçük bir alan sadece şu anda örnek o şekilde. Evet. 76 milyon metrekare üzerine inşa ediliyor İstanbul Yeni Havalimanı. 15 bin kişi çalışıyor ve 3 bin iş makinesi değil mi? Burada nasıl bir günlük tempoda nasıl bir tempo var burada günlük çalışmada? Evet, burası şu an itibariyle 15.153 oldu aslında. Bir ay önce geldiğinizde 14.000'di hatırlarsanız. Evet. Geçen ay da buradaydınız. Evet. Sizleri görmek iyi oluyor. Ama gördüğünüz gibi giderek artıyoruz ve bu seneye bugünlerde 25-30 bin peak rakamlarına çıkacak. 7-24 faaliyette olan bir şantiye. 15.153 kişinin yaklaşık 1600'ü beyaz yaka, karanlı mavi yakalardan oluşuyor. Bu tabi ekonomiye etkisi anlamına bakarsanız, açılışta mesela 90 milyon yolcu kapasitesiyle açacağız burayı. Yaklaşık 100 bin direkt çalışan olacak. Bunların aileleriyle beraber 1,5 milyon kişiye ulaşan bir ekonomiden bahsediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin ekonomik anlamda çok önemli bir iş. Yeni bir ekonomi kazandırıyoruz İstanbul'a burada ve Türkiye'ye. Hemen bu noktada yerli malzeme kullanılacak. Onu da bir vurgulayalım. Yerli sanayi de bu çok itici güç olacak anlamına geliyor değil mi? Kesinlikle. Böyle mega projelerin zaten ülkenin mühendislik anlamında ve yerli sanayi anlamında katkıları çok önemli. Bunu biz çok önemsiyoruz. Bu anlamda bazı kalemlerde özellikle yer graniti mesela yaklaşık 500 bin metrekare bir kaplama işimiz var. Bunun için Türk tedarikçilerle çalışmak için ekstra bir efor sarf ediyoruz. Normalde işin kolayına kaçıp dış ülkelerden, Hindistan'dan, Çin'den belki de daha ucuza ve büyük volümlerde ithal yapabilirdik ama biz bunu reddettik. Yerli üreticilerimizi desteklemek için Türkiye'nin dört bir yanından buraya granit malzeme uygulaması yapılacak. Daha granitte yeni başladık. Diğer tüm malzemeler yerli olacak. Tabii bütün bu ince kalem itemleri, ince kalem malzemeleri, ahşap olsun, granitler olsun, ahşap, yürüyen ahşap, fix ahşap, mobil ahşap hepsi yerli olacak inşallah. Yerli olacak. Bir de ana terminal binası bir otel olacak değil mi? Onun da bilgisini verelim isterseniz. Evet, burası transfer hub olduğu için yolcunun yaklaşık %45-50'si transfer yolcudan olacağı için transfer yolcuların konforunu düşündüğümüz için binanın içerisinde ana terminal bölgesine yaklaşık 370 odalı bir otel yapacağız. Yani içinde kafesi, restoranları, ibadethanesi, oteli tam anlamıyla çok lüks bir kompleks olacak her anlamda. Kesinlikle, yani orada bir çok güzel bir otel, bunun yanında CIP lounge'ları, bunun yanında çok büyük bir duty free alanı. Yolcu konforu için düşünecek her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yolcunun uçağa intikali, uçaktan otoparka intikali konusunda
en uygun konfor neyse bunun için çok kafa yoruyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Hilal Özdemir, 4 etapta tamamlanacak demiştik. 3 İstanbul Yeni Havalimanı tamamlandı da 4 etap bittiğinde 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacak ve böylece İstanbul Yeni Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı olacak diyelim. Şimdi tekrar sözü size bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Son tabliyesi 20